milyon tane sitede bulabileceğiniz bir cheesecake yapıyoruz. Ama işte öyle olmasın diye ben bir asortiklik yaptım. Pancarla yapacağım. Pancarla cheesecake'i de yapan var elbette. Ama Türkiye'de ben pek denk gelmedim. Ayrıca da ben de daha önce hiç yapmadım. İlk defa milli olacağım. Bakalım rezil olmak da var Elif. Yemin ediyorum denemedim bakın. Vallahi billahi şu an ilk defa sizinle yapacağım. Yalnız çok iyi bir cheesecake formülüm var kendi oluşturduğum. Onu adapte edeceğim. Sanıyorum güzel olacak. Evet biliyorsunuz ben şeker kullanmıyorum. Hiçbir tarifimde rafine şekere yer yok. Sağlıkla ilgili kuralımı kırdım. Neden kırdım? Çünkü bununla ilgili çok güzel bir şey var. Onu size söyleyeceğim ve çekiliş var. Petit Beurre'ün bir anlamı var ama tek bir odak noktasından çıkıyor, zaman. Bu dört tane köşe dört mevsimi temsil ediyor. Ve fakat bizdeki Petit Beurre'ler maalesef standarda uygun yapılmamış, biraz önce saydık Elif'le birlikte. Hiç yani bir tek tarafı tutuyor Elif. Yani şu tutuyor. Minikler 1, 2, 3, 4, 5 tırtık. Ama iki tane büyük, iki büyükle birlikte 7 tutuyor. Tutuyor. Bu 7 günü temsil ediyor haftanın. Ondan sonra bu tarafta da ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tane olması gerekiyor. Bizde 7'de kesmişler. Petit Beurre'leri küçültmüşsünüz bir kere. Buradan da bunu anlıyorum. Malzemeden çalmışsınız. Ey bisküviciler. Neyse bunların da toplamda orijinalinde 12 tane olması gerekiyor ve 12 ayı temsil ediyor. Şimdi şu konuşmamda size bu önemli bisküvi ile ilgili bir şeyi söylemedim. Bu videonun altına eğer ne söylemediğimi bu bisküvi hakkında doğru yazarsanız size çekilişle kitap hediye ediyorum. Hem de un kitabı geliyor. Neden un kitabı geliyor? Çünkü konumuz cheesecake. Evet, başlıyoruz. Hadi bakalım. Tüm malzemenin detaylarını bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet, şimdi bizim bu 60 gram kadar bir tereyağımız var burada. Naime, bunu bir eritelim mi? Yaşasın. O erisin ama şey olmasın, böyle fokur fokur erimesin. Böyle hafif içinde bir bütün kalsın hatta. O kendi sıcaklığıyla erir. Ocaktan alalım. Krema gibi olsun tereyağı. Evet, şimdi bisküvileri şöyle bir torbaya koyacağım. Temiz bir torba. Tabanını hazırlıyorum. Cheesecake'in tabanını hazırlıyorum. Tabanını ben rondodan da geçirerek hazırlayabilirim. Fakat böylesi daha hoş olacak. Gerginlik varsa gidecek. Sinir varsa gidecek. Bisküvilerden alacağız mıncımızı. Çok fazla bisküviye gerek yok. Kenarlarına çünkü taşırmayacağım. Bazen öyle cheesecake'ler oluyor ki şu kenar kısmına da tamamen sıvama yapılarak yani çok ince bir tabakayla yapıyorum. O da hoş oluyor ama bu sefer sadece tabana ben koyacağım bisküvileri. Onun için çok olmasına gerek yok. Rondo da yaparım ben genelde ve isteyen tabii ki rondo da yapabilir. Ama dediğim gibi burada bizim düzenekte böyle bir rahatlık yok. Lavabo orada falan, sizi bekletmek istemiyorum. Daha doğrusu ekibi bekletmek istemiyorum. Siz zaten beklemiyorsunuz, kat kat oluyor. Böyle yaptım. Yani bu da bir zaten alternatif. Evet. Şöyle büyük parçalar var. Onları da şöyle elimle pıt pıt hemen gördüğüm. Evet, kakaosunu koyalım. Kakao tamamen opsiyonlu. İsterseniz koyun, isterseniz koymayın. Ben seviyorum. Çok seviyorum tadını. Hoş, ben bunu yiyemeyeceğim çünkü kötü bir var. Beni sevdiğim gibi yiyeceksiniz. Evet.
Böyle sade bisküvi kullanırken içine biraz kepek, buğday kepeği koyabilirsiniz. Tarçın koyabilirsiniz, keten tohumu koyabilirsiniz. İstediğiniz miksleri yapabilirsiniz. Kendi cheesecake tabanınızı kendiniz istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Ama tabii üstündeki ana malzemeyi düşünerek. Taban olarak kullanacağız. Birazcık pütür pütür kaldı, hiç sorun değil. Şimdi bastırarak tabanı sıkıştırmamız gerekiyor. Bisküvileri sıkıştırmamız gerekiyor. Bunun için ben genellikle böyle alt tabanı düz, rahat hareket edebileceğim bir bardak kullanıyorum. Çok kolay oluyor böylelikle. Şimdi bu cheesecake'leri minik silikon kalıplara da yapabilirsiniz. Ya da kelepçeyle küçük çelik kalıplara yapabilirsiniz. Ya da böyle bir tane büyük. İşte bu yaklaşık 18-19 çapında bir kek kalıbı. Onda da yapabilirsiniz. Benim kek kalıbım asla yapışmıyor. O yüzden çok rahat bir şekilde çember kullanabiliyorum. Ama yapışma ihtimali varsa mutlaka kelepçeli kalıp kullanın siz. Bu da önemli bir bilgi olsun size. Evet, şimdi bunu bir 10 dakika 180 derecede ısınmış fırına verip hafifçe böyle bir çıtırdatalım. Pancarlı cheesecake için öncelikle ne yapıyoruz? Pancarları pişiriyoruz. İki şekilde pişirebiliriz. Haşlayabiliriz. Fırına atabiliriz. Ben bugün fırına atacağım. Rengi biraz daha yoğun oluyor fırında pişince. Suya gitmiyor rengi. Dolayısıyla cheesecake'te yoğun bir bordoluk istiyorum. Başarılı olmam için önemli bir adım. Bu arada bu kadar sağlık sağlık diyorum, niye folyoya sarıyorum diye hemen aşağıda yorumlarınız olacaktır, adım gibi eminim. Kabuklarıyla haşlayacağım için, kabuklarıyla daha doğrusu fırına vereceğim için folyo burada kullanabilirim. Eğer istemiyorsanız önceden bir yağlı kağıt, sonra bir folyo da olabilir. Ama ben bu kabukları zaten soyacağım. Güzelce hapsediyorum alttan üstten ki pişerken yanlardan sızıntı yapmasın. Bu şekilde yıkanmış, üstü hafif nemli pancarları folyoyla sardım. 200-220 derecelik fırına verip şöyle bir yarım saat falan pişireceğim. Kontrol yaparsınız, çatal batırırsınız. Eğer pişmediyse biraz daha pişirebilirsiniz. Ama bir yarım saat yeterli, 30-35 dakika yeterli. Evet, şimdi 3 tane yumurta lazım. 3 yumurtanın beyazını önce çok hızlı bir devir, çok güçlü bir motoru olan mikserde 3 katı olana kadar çırpacağız. İçine birazcık agave koyacağım. İşte bu yumurta oda sıcaklığındaysa, çok hızlı devirde bir çırpma işlemi gerçekleştirildiyse, elle de eğer becerebiliyorsanız olur ama hani bu aletler artık işi çok kolaylaştırdı. Ve de taze yumurtayla olabiliyor. Eğer burada hafif bir kesme olabilirse, böyle kesik kesik görüntü olursa ya da işte hacimde bir düşüklük olursa bilin ki bunlardan bir tanesi eksik. Ona göre. Kremamsı, pürüzsüz ama 3 katı hacimli olağanüstü bir merenk hazırlamış oluyoruz aslında. Evet, şimdi bu haznede işim var. Peynirleri çünkü çırpacağım. Biraz işinizi uzatıyorum ama emin olun sonuçtan çok mutlu olacaksınız. Bu gerçekten davet sofralarında göğsünüzü gere gere çıkaracağınız son derece lezzetli bir cheesecake bazı. Pancar olsun olmasın, siz nasıl yaparsanız yapın, çok başarılı bir cheesecake oluyor, onu söyleyeyim. Evet, hazneyi boşaltıyorum çünkü hazne bana peynirleri karıştırmak için gerekli. Hazneyi hiç yıkamayacağım. Bu işler için spatula kullanırsanız sonuna kadar bütün malzemeyi alabilirsiniz. Eğer kaşıkla almaya çalışırsanız illaki zayiat verirsiniz. Şimdi peynirleri buraya koyacağım.
bütün peynirleri, labneyi, keçi peynirini, süzme yoğurdunu koyacağım. Yumurta sarısını ekleyeceğim ve pancarı koyup harcı tamamlayacağım böylelikle. Burada tam 400 gram labne var. İyi bir labne. Güzel bir labne. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar bir yoğurt. Hatta bunu böyle olduğu gibi koyabilirim ya. Koy gitsin. Tam 200 gram bir keçi peyniri var. Keçi peyniri ile pancar olağanüstü uyumlu. Hiç korkmayın. Asla tuzlu olmuyor. Bunu ben pancarsız olarak zaten bu bazla yapıyorum. Yani mutlaka keçi peyniri ekliyorum. Köpürttüğümüz yumurtalara 3 kere de yedireceğiz bunu söndürmeden. Aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya, tamam mı? Çok basit aslında da. Ya böyle hep hani ilk zamanlarda 20 yıl önce ben bunları yapmaya başladığımda en korktuğum anlardan. Ya sönerse? Ya söner, hiçbir şey olmaz. Sönmez. Aşağıdan yukarıya. Ya karışmazsa? Karışır, korkmayın. Eskiden altın tabak diye bir şey vardı Fransızların yemek kitabı, 5 ciltlik. Ben çocukken ona bakardım hayran hayran, onları yapmaya çalışırdım. Tabii böyle detaylı anlatan yok ki orada. Allah'ım sanırsınız şey yapıyorlar orada, füze yapıyorlar ve hani yapamazsan da sanırsın ki dünya batacak. Öyle anlatım var. Dolayısıyla korka korka yapardım. Zaten ilk kekimde çok başarısız olmuştu o altın tabak sayesinde, sağ olsunlar. Mutfakta bu tip şeylerden korkmayacaksınız. İlk olarak o. Aşağıdan yukarıya. Ve şu anda tamamen karıştı. Ve de hiç sönmedi gördüğünüz gibi. Taban pişmişti zaten. Tabanı bir 10 dakika falan pişirdim fırında. Hop yapalım. Burada kalanları şöyle üstüne atalım. Keşke daha fazla kalsaydı. Bak şu anda aklıma geldi. Tamamen spontane. Tüf tüf tüf. Keşke bilseydim biraz da. Siz bırakın. Siz birazcık bırakın bu iş için. Vallahi çok güzel olacaktı. Tüf. Biraz daha açık. Azıcık daha açık. Şimdi size küçücük bir sır vereceğim. Şu minik mavi yemişler var ya. Bunları böyle atarsanız bunlar böyle durur. Ama eğer atarken şöyle hafifçe ezerseniz, çok dikkat ederek şöyle ezerseniz ve şöyle batırırsanız pişerken suyu böyle yayılır. Ve bütün içinde böyle damarlar yapar kendine, oraları böyle mor mor olur. Tamam mı? Aklınızda olsun. Donmuşsa, dondurulmuşsa önceden daha da güzel renk verir. Bunlar taze. Hatta yiyelim. Canım istedi. Ben çok fenayım. Onu tutuyor.